Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli hocalarım, hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Hepinizin bildiği üzere başkanlığımız kurulduğu günden bu yana yurt içinde ve 1971 yılından itibaren de farklı ülkelerde yaşayan soydaş ve dindaşlarımıza yönelik hizmetlerini aralıksız sürdürmektedir. Başta ülkemiz olmak üzere medeniyet coğrafyamızda ve dünyanın her yerinde ibadet mekanlarının yanı sıra ilim, fikir ve hizmet müesseseleri üretmektedir. Onlarca farklı dilde çevrilen kapsamlı, nitelikli ve derinlikli eserler ortaya koymaktadır. Başkanlığımız, Müslümanlar arasında fikir, duygu ve ideal birlikteliğini sağlamak adına Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Amerika'ya kadar dünyadaki bütün Müslümanların sorunlarıyla ilgili uluslararası istişare toplantıları düzenlemektedir. İnsanlığın dini, ahlaki, maddi ve manevi ihtiyaçlarına cevap vermek için büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Din görevlilerimizin olduğu bölgelerde onları motive ederek yetiştirecek ve destekleyecek ekip ruhu ile çalışmanızı özellikle arzu ediyorum. Motivasyon çok önemli, heyecan çok önemli. Diyoruz ya, aşk ve heyecan varsa başarı olur. Aşk ve heyecan yoksa başarı olmaz. Özellikle çocuklar, gençler ve aileye yönelik hizmetlerimizi en ileri düzeye taşımak zorundayız. Dini diplomasinin ilk örneği Peygamber Efendimiz'dir. Bunu biliyorsunuz. Yani Peygamber Efendimiz'in o yazdığı mektuplar var ya, onlar bizim için çok önemli. O mektupları her bir hocamızın okuması lazım. Peygamberimizin yabancı devlet adamlarına yazdığı mektuplar bizim için esasında önemli bir yani yol gösterici. Peygamber Efendimiz'in mektupları. Sosyolojik ve psikolojik yönü iyi çalışılmış, güçlü temellere ve sağlıklı tecrübelere dayalı, milletler arası duyarlılık ve hassasiyeti gözeten dini diplomasiye her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğu bir dönemdeyiz. Yani bir mesajın bile zaman zaman ne büyük bereketlere, ne büyük başarılara vesile olduğunu biz biliyoruz, görüyoruz. Dünyada İslamofobi yok. Judaizmofobi var. Hristiyanizmofobi var. Hinduizmofobi var. Hindistanların Müslümanlara yaptıkları zulümleri görmüyor muyuz? Budizmofobi var. Budistlerin Müslümanlara yaptıkları zulümleri, işkenceleri, katliamları görmüyor muyuz? Kim korkutuyorsa o korkulandır. Müslümanlar korkutmuyor. Müslümanlar şu anda korkutulanlar konumunda. Yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle kurban hizmetlerimizi aynı heyecan ve samimiyetle inşallah gerçekleştireceğiz. Hep teşekkür ediyoruz sizlere. Allah razı olsun diyoruz. İnşallah bu senede, 2022 yılında da geçtiğimiz yıllardaki o heyecanı, o verimi sizlerden bekliyoruz inşallah. Evet efendim, alıyorum.